Cami olmayan şehirlerde namaz kılacak uygun yer yoksa namazı kazaya bırakabilir miyiz? Normal durumda tabii ki seferli değil isek, yolculuk üzerinde değil isek o zaman tabii ki camiye gitmek lazım. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide namaz kılmasının birçok fazilet bize vermiştir. Hatta diyor ki camide namaz kılmak normal yalnız namaz kılmaktan 27 kere daha fazla sevabı vardır. Ki bir de birçok başka sosyal faydaları vardır. İnsan gidiyor camiye gidiyor, sağ soldaki insanları görüşüyor orada. Kim gelmedi belki de hastaymış olabilir, ona iadet edebilir. Birinin başka bir problemi olabilir. Farkında vardıktan sonra artık yani onun bu problemi bir yardım ihtiyacı varsa yardım edebilir insan. Birçok faydası var. Birden camide namaz kılmanın insan vakti riayet ediyor yani her zaman her işinde vaktinde yani yapmak alışıyor yapmaya alışıyor. Bu da faydası vardır. Ama tabii ki bir insanın gücünde değil. Bir ormanda yolculuk yapıyor veya bir sahrada bir çölde veya başka bir yerde öyle artık yani Müslümanlar bir Müslüman memlekette hepsi oturmak zorunda değiller yani. Tebliğ yapmak için başka memleketlere de gitmek lazım veya iş icabına da başka memleketlere gitmek lazım. Onun için öyle bir durumlar ortaya çıkabilirler yani insan cami bilmiyorsa, mescid bulmuyorsa o zaman Resulullah'a Allah-u Teala bir ayrıcalık vermiştir. Resulullah'dan önceki peygamberler ve onların ümmetleri için belli yerler vardır orada ibadet etmek için. Mihrab da diyorlar, başka değişik kelimeler de kullanıyorlar. Mesela bir kiliseye gitmek lazım veya bir sinagoga gitmek lazım mesela Yahudiler için. Ve Hindular mandire artık gitsinler kendi ibadet veya ayin yapmak için mesela. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah-u Teala başka peygamberlere vermediği beş ayrıcalık bana verdi. Resulullah'ın hadisi vardır. Diyor ki o tihtu khamsan lam yotahunna nabiyun kabli. Benden önce hiçbir peygambere vermeyen beş şey Allah-u Teala bana vermişti. Onlardan birincisi nusiratu bir robe masirata şahirin. Bir aya kadar mesafede mevcut olan insanlar benden Allah-u Teala korkutuyor onları. Benim korkum onların kalbini Allah-u Teala veriyor. Bu birinci ayrıcalık. Ondan ikincisi ve cu'ilat liyel arzu masciden ve tuhura. Benim için bütün yeryüzü Allah-u Teala mescid ve işte ne diyorsunuz temizlik elde etmek bir neden ve bir sebep olarak yaratmıştı. Bütün mescid, bütün yeryüzünde nerede öyle bir durum varsa Müslümanlar namaz kılabiliyorlar. Onun için diyor ki فَاَيَّمَا رَجُولَنْ مِنْ اُمَّتِ اَدْرَكَةُ السَّلَاتُ فَالْيُسَلِّ Benim ümmetimden eğer biri böyle bir durumda ise nerede namaz vakti geliyorsa orada namaz kılabilir. Ondan sonra başka üç tane de vardır. Demek Resulullah'ın dediği budur. Tabii ki biraz dikkat etmek lazım. Makbareler, mezarlıklarda namaz kılınmaz yani. Öyle bir veya ahırlar var mesela. Hayvanlar orada. Öyle bir o temiz değil zaten yer. Onun için bir de hayvanlara kesiyorlar bazı yerlerde. Mazbalar var. Orada da namaz kılınmaz. Böyle bazı şeyler bunlara dikkat etmek lazımdır. Ama yoksa her yerde namaz kılınabilir. Ve bu Allah'ın bir kolaylıktır bizim için. Resulullah rahmetul alemindir. Alimler için rahmettir. Ve kendi ümmeti için Allah-u Teala Resulullah'a tarafından bu bir hediye olarak bir rahmet verilmiştir ki artık diyemezler efendim benim yanımda yakın bir yerde bir mescid yoktu onun için namaz kılamadım. Hayır. Aynen, evet. Namazın kendi vaktinde kılmak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki iki şey vakti gelince hemen kılmak yapmak lazım. Bir de namazın vakti varsa hemen kılmak lazım hiç gecikmeden. Bir de bir cenaze hazır ise onu hemen cenaze namazını kılıp de onu defnetmek lazımdır. Çünkü sırası gelmişken zikri geçiyor. Şimdi bazı kimseler diyorlar ki efendim camiye gitmeye gerek yok. Yani bayiler bilhassa. Diyor oturduğunuz yerde mesela dairedesiniz hem de sandalyenin üstünde. Oturup da namaz kılabilirsiniz diyor. Niye camiye gitmek gerekiyor ki? Bunu da anlatmak lazım bence. Yani toplantılarımıza ben anlatıyorum arkadaşlara. Niye? Bunun hikmeti ne? Mesela Kur'an-ı Kerim diyor Reza Nudiyalis Salati. Hatta Kur'an-ı Kerim diyor.
Men yomul cumaati fasau ila zikrillahi ve zarul bay. Cami gelin diyor. Evet. Diyor hatta diyor ki camiden men eden insan ne kadar zalim insandır diyor. Hani yüz kara fiyas mı? Ki orada Allah'ın zikri edilir. Şimdi birçok hikmet var. Mesela gelir orada aynı zamanda tanışır arkadaşlarla. Evet. Bakın devamlı gelen insan camiye geliyor ya. Bir dostu arkadaşı böyle sağında solunda şöyle bakar. Bugün yok, yarın da, öbür gün de. Üç gün sonra sağa sola sorar. Ya falan kişi ne oldu? Yani dert ortağı olmayı insan öğrenir. Hı hı, evet. Gider onun evine gider. Arkadaşım hayrola, zile basar. Bir durumu var, hasta mısın? Evet. Paran mı yok, bir mesele mi var? Vesaire. Mesela bir fayda şu. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sıralar halindeyken sıralar düzgün olsun. Ne güzel. Hı hı, evet. Bunda da bir ders vardır. Bir de beş vakit yani Emir Bey'in söylediği gibi yani burada biz Almanca'da punktlich diyoruz. Hı, yani evet. Yerli, yerinde yani, ve zamanında. Zamanında. Sadece cami değil. İnsan alışıyor böyle. Evet. Saat mesela saat 7'de işe gitmesi lazım. Gidecek. Bir mümin Müslüman saat 7'de orada olacak. Saat 6'da akşam çıkacak. Evde onun hanımına yalan söyleme de gerek yok. Ben geciktim. Ha şu oldu da bu öldü. Hayır. Evet. Namaz neler neler. Tabii ki zikretmek, Allah'ı ibadet etmek o başka. Ben bunun zahiri bunun faydaları, yararlarını anlatıyorum. Birçok hikmeti vardır. Evet. Onun için ben arkadaşlar diyeceğim ki hiç üşenmemek lazım. Çünkü üşenmek büyük bir zarar veriyor insana. Evet. Kaç dakikamız alıyor? Zaten sesi. Hayya alel salah diyor müezzin. Gelin namaz için diyor. Hella hayya alel falah. Başarı şeyler için gelin diyor. Onun için ona cevap vermek lazım. Evet. Sağ olun hocam.